Skype bağlantımızı gelin yapalım. Aspo yorumcusu Mahmut Alpaslan bizleri bekliyor sevgili izleyenler. Haftanın genel değerlendirmesini yapacağız. Mahmut Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Günaydın. Çiğdem sen nasılsın? Teşekkürler. Bizler de gayet iyiyiz hocam. Sizin görüşlerinizi almak istiyoruz. Haftanın maçlarıyla alakalı olarak şimdi 28. Evet. Haftanın heyecanı da başladı. Antep Gençler Birliği Malatyaspor Beşiktaş maçıyla. Haftadan beklentilerinizi alayım. Sonra teker teker detaylara girebiliriz. Günün maçını da tabii değerlendireceğiz. Ankara Gücü Galatasaray ile oynayacak. Beşiktaş serisine devam ediyor. 4-4 yaptı. Evet. Ne dersiniz? Nasıl bir gün olur? Beklentiler tabii genelde taraftarları çok olan kulüpler, büyükler, onların galibiyetle kapamaları, onların haftayı bitirmeleri gibi gözüküyor. İlk etapta bakarsan Beşiktaş bunu Malatya gibi hem zemin olarak olsun hem rakibin de futbol kalitesinden yola çıkarsan başarıyla kapattı diyebiliriz. Tamam, iyi futboldur, kötü futboldur, o şöyle oynamıştır, bu böyle oynamıştır ama neticede bizim ülkemizde biraz evvel de Ersin Hoca'yı da dinledik. Ne diyor? Galibiyet önemli. Biz onlara bakıyoruz. Futbolun kalitesinin çok üst seviyede olup olmadığına fazla girmiyoruz. Ama şunu değinmeyeceğim, den geçemeyeceğim. Beşiktaş'ta bir Atiba var. Her eve lazım diyen denilen bir oyuncu. Şöyle bir bakarsınız futbol geçmişine Atiba'nın. Avrupa'nın çok üst seviyelerinde oynamış bir oyuncu değil. En fazla üst seviye olarak diyebileceğin Eindhoven. Fakat Türkiye'de öyle bir performans gösteriyor ki biraz evvel de söylediğim gibi her eve lazım olan bir oyuncu. Bu tarzdaki bir orta saha oyuncusunun bu kadar dinamik olması, 38 yaşının neredeyse 39 yaşına merdiven dayamış bir oyuncunun bu kadar enerjik, bu kadar dinamik ve takıma bu kadar faydalı mı olur? İşte size gösteriliyor. Demek ki ne bileyim Manchester City'nin dışarıya bıraktığı veyahut da farklı bir takımın dışarıya bıraktığı oyuncular değil, kiralık olarak verilen bu tarzdaki oyuncular Avrupa'da dolaştığınız zaman bulabiliyorsunuz ki Beşiktaş'a kim getirdiyse ne kadar oldu Atiba Türkiye'mizde? 8 seri buldum herhalde, o civarda bir şey. Yani şapka çıkartmak lazım bu tarzdaki bir oyuncu bulup getirmek. İşte bizler bu tarzdaki oyuncuları bulalım. İlla ki Atletico Madrid'den oradan buradan çıkma oyuncular veyahut da dışarı bırakılmış yani kiralık olarak verilmiş oyuncular değil. Büyüklerden bahsediyorum. Bu tarzdaki oyuncuları bulup size faydasını getirmesi. 8 sezondur hocam. 8 sezondur forma değil mi? Giyiyor. Ve değil mi? Bu sezonki performansına baktığımızda zaten yine istikrarıyla ön plana çıkıyor. Bir de çok, bu sezon çok. 9 puanda rol oynamış. Çok kritik bir Şimdi, 9 puanı gelmesinde rol oynamış Atiba. Atiba'yı şöyle değerlendirelim. Bu sezon Josef'in gelmesiyle birlikte Atiba'yı biz farklı bir oyun kurgusunun içinde gördük. Atiba rakip ceza sahasının içine fazla giren, sahanın genelini kullanan. Josef'in eskiden Atiba neydi karşılayan, rakibi karşılayan defansif orta sahada başarılı bir Atiba gibi izliyorduk. Fakat bu dönem Josef'in gelmesiyle birlikte Atiba şimdi bize öyle bir farklı bir oyun varyasyonunu kendindeki özelliklerini ortaya çıkardı ki Atiba'yı biz tamamıyla maçın genelinde iki yönlü izlemeye başladık. Ofansı da var, ceza sahasının, rakip ceza sahasının içinde var, pozisyon hazırlayan var, gol atan bir Atiba var. Yani tekrar söylüyorum, şapka çıkarmak lazım. Diğer büyüklere de örnek olan bir oyuncu. Günün maçlarını da konuşalım sizinle hocam. Konuşalım. Ankara Gücü Galatasaray maçıyla isterseniz devam edelim. Galatasaray'da tabii kritik o serisine de devam ediyor. Ne dersiniz? Bu akşam ne olur Ankara Gücü karşısında? O seri devam eder mi? Muhammed zaten konuşuyoruz hep ayrı parantez açtığımız bir oyuncu. Süper Lig'de 5'te 5 yapmayı başardı. Hocadan da kazanan kadro yine sahaya sürmesi bekleniyor. Sizin beklentiniz ne? Büyük olasılıkta fazla bir değişiklik olacağını tahmin etmiyorum. Ama burada Galatasaray'dan ziyade Ankara takımlarına değinmeden geçemeyeceğim. Tabii buyurun. Yani Gençler Birliği ligin dibine demir attı. Hiç alışık gelmediğimiz bir Gençler Birliği izliyoruz bu sezon. Ankara Gücü ona keza tahtayı gene son dönemde, ikinci dönemde açtılar. Yani ne oluyor? Geçen sezon işte bu pandemiden dolayı ligde kaldınız. Ondan da bir şey çıkaramamışız ortaya ve bu sene de gene düşme oynuyorsunuz. Ankara Gücü için zor maç var. Galatasaray için de zor maç var. Kolay bir maç yok artık. Ama kağıt üzerine bakarsınız. Oyuncu kalitesi, oyuncu performansı gösterdikleri 8 maçlık bir galibiyet serisi var. Tabii Galatasaray bir adım değil iki adım daha önde.
öndeki gösterecekleri performans. Yani şu var, Galatasaray'daki tekrardan o alışkanlıklar gelecek mi gelmeyecek mi? Evet. Erzurum maçında ikinci devreden yani 60'tan sonra gördüğümüz bir rakibin bir sürü pozisyona girmesi, o devam edecek mi? Çünkü bir geçen sezonda onları yaşadık. Galatasaray ikinci devrelerde 60'tan sonra oyundan düşmesi ve rakibe devamlı pozisyon ve maçları vermesi, beraberlik ve hatta mağlubiyetler yaşamıştı. Aynısı tekrardan tekrar eder mi? Bir maçlık mı olacak? Tabii dayanıklılığınızı bir şekilde düşünürüz. Biz 90 dakikaya yaymak. Şu anda Galatasaray tekrar üzerine basa basa söylüyorum. Erzurum maçından yola çıkarsak aynısı devam edecek mi? Bence belki bir maçlık olabilir ama takımın yani maçın %95'i power olarak Galatasaray tabii. Değil mi? Sezon başından bu yana aslında hocam şu konuşuluyor hep. Fatih Hoca kazanan takımı bozmuyor. Bu deplasmanda da büyük ihtimalle değil mi? Beklentiler o yönde olacaktır. Bilemiyorum, sizin Büyük farklı bir olasılıkla. dokunuş yapacağını düşünüyor musunuz hocanın? Ben de çok fazla tahmin etmiyorum. Yani oyun belki sol bekte bir Ömer'le bir farklı bir değişiklik olabilir. Orta sahada Etebo'dan verim almaya başladı. Daha Evet. fazla aktif olmaya çalıştı. Sağ tarafta Yedlin yeni gelenlerden Gedson'u değiştireceğini tahmin etmiyorum. Muhammed Mustafa sabit. Onyekuru'yu değiştireceğini tahmin etmiyorum. Onyekuru da bir geldiğinde şöyle bir parladı. Ama son maçlarda da tamam o çabukluk, o sprintler özellikleri var ama biraz oyunda düşüşler yaşamaya başlıyor. Belki o geçici olabilir. Toparlar tekrardan. Çünkü arkasında oynayan oyuncular devamlı değiştiği için tam da sizin arkanızda oynayan oyuncuların özelliklerini fazla bilmediğinizden veyahut da oyun özelliklerini bilmediğinizden sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ama yani büyük olasılıkla aynı kadro öyle çıkacak. Tabii burada şey de var. Fegüli tekrardan dönüyor mu dönmüyor mu Evet. ama direkt vereceğini tahmin etmiyorlar. Bu maçta Galatasaray tekrardan en fazla bir değişiklik olsa bir tane değişiklik olur. Fazla değişiklik yapacağını tahmin etmiyorum. Peki, Kasımpaşa, Trabzonspor, Fenerbahçe, Antalyaspor maçlarını da şöyle kısaca konuşalım. Yani Evet. tabii elbette 27. haftadan konuyu belki almamız gerekiyor. Trabzonspor'un gidişatını etkiler mi? Trabzon'daki o maçı kaybetmek Fenerbahçe'ye karşı ne dersiniz? Fenerbahçe buradan bir çıkış yakaladı mı? Antalyaspor karşısında ne yapar? Bu iki maçı değerlendirelim. Tabii oynayacakları rakipler çok farklı. Fener Trabzon maçları her zaman zirve top maçlardan önde gelenlerden. Kasımpaşa farklı olacak. Kasımpaşa daha dirençli olacak. Fener arasından daha dirençli olacak. Çünkü oynayan takımlar Fenerbahçe ve Trabzon. Fakat burada da daha fazla sizi rahatsız edecek bir takımla oynayacaksınız. Kasımpaşa'da inişli çıkışlı bir grafiği var. Ne zaman nerede ne yapacağı belli değil. Fener Antalya maçına gelirsen Antalya hoca biraz evvel yapılan röportajda bahsediyor işte her takım her maçın kendine göre. Evet doğru. Bu bilinmeyen bir denklem değil. Bizim ülkemizin futbolu böyle biraz defansif yaparsınız. Maçları kazanırsınız. Başarılı gidersiniz. Ofansif oynamanız için de büyük takımlar gibi ofansif gücü veyahut da çok kaliteli ayaklarınız olması lazım ki çok ofansif oynamanız gerekiyor. Hoca da bu ligin kurt hocalarından üst düzeyde de çalışmış farklı takımlarda da görev yapmış. Ne şekilde oynayacağını bilen birisi. Şu andaki elindeki kapasiteyle o tarzda oyuncu çelme takabilir mi? Takabilir. Her takıma takabilir. Ve takıyor da. Yani hiçbir maçı tekrar söylüyorum. Yani kafadan garantiniz yok ama hep biz tabii büyük takımların isimleri zikredildiği zaman rakiplerine karşı hep bir adım, iki adım, iki, üç adım önde olduklarını söylüyoruz. O da niye? Futbolcu kalitelerinden dolayı. Yani kolay maç değil ama Fenerbahçe erken gol bulursa ne diyeyim Antalya'yı öyle 1-0'la falan değil farklı bir galibiyetle haftayı kapatır. Yani hafta içi maçını değilim daha doğrusu kapatır. Peki hocam, çok teşekkür ederiz yayınımıza Rica ederim. katıldığınız için. Rica ederim. Kolaylıklar Rica. dilerim. İyi yayınlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Çok Görüşmek dileğiyle. teşekkürler.